Bir süredir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Son yakın zamanda, son birkaç hafta içinde video sıklığını arttırınca videoların altında da çok fazla güzel soru birikti. Onlardan hepsini cevaplamam tabii mümkün değil ama böyle dikkatimi çeken birkaç tanesine cevap vermek istiyorum. Sık video sürecini ilk başlatan video bir müzik videosuydu. Müzik molası diye bir yeni seri başlatmayı düşünmekteydim bir süredir. Onun ilk denemesiydi ve ondan sonra da işte başka videolar geldi. Geçenlerde o müzik molası serisinde ikinci videoyu koydum. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Niye müzik videosu koyuyorum? Hani bu kanalın genel kitlesi ve bu zamana kadar konuştuğumuz konuların ağırlığıyla aslında örtüşen bir şey değil müzik videoları ama bunlar genelde benim kendi yazdığım parçalar ve zamanında böyle ben yani 90'larda işte müzik grubum vardı bir ODTÜ'deyken böyle progressive rock grubumuz vardı Antik adında onunla besteler yapıyorduk. İşte onun dışında ben Scene'de her zaman müzik yaptım. Ayrıca Seattle'daki yaşantımda müzik yaptığım böyle sağda solda çaldığım, gruplarla çaldığım, solo çaldığım falan dönemler olmuştu. Yani o benim hayatımın bir yönü. Yani içimden geldi. Orada o yönden de bir arada bir odağı çok dağıtmayacak şekilde paylaşmak istediğime karar verdim. Birkaç haftada bir sanırım bir video olarak yayınlayacağım ki şu anda zaten tempo olarak artık önce 2-3 günde bire düşürmüştüm videoları. Şu anda hafta içi her gün video yayınlamayı düşünüyorum ki geçti düne kadar üst üste aslında hafta sonu dahil olmak üzere 8 gün falan video yayınladım. Bundan sonra hafta içleri her gün saat 6-7 aralığında bir yerde Türkiye saatiyle size ulaşılabilir olacak şekilde video yayınlamaya çalışacağım. Arada bir aksamalar olabilir ama hedefim bu. Ve bu tempoda giderken de işte 2-3 haftada bir günün videosu yani 15-16 videoda bir tane müzik videosu gelebilir. Eğer onu ilgi çekici bulmayanlar varsa kusura bakmayın o günü atlayın. Ertesi gün yine bir tane sizin istediğiniz gibi bir video gelecek demektir. Çok gelen yine bir yorum var. Tarz olarak Yavuz Çetin'i andırıyor vesaire gibi yorumlar var. Ben bu yorumlar sayesinde Yavuz Çetin'den haberdar oldum. Bu da benim ayıbım. Ben hakikaten Yavuz Çetin'i bilmiyordum. Yani bir şekilde kaçırmışım. Halbuki ben yani 90'lardaki Türk rock sahnesine nispeten hakim olduğunu düşünürdüm. Ama bir şekilde o dikkatimden kaçmış. Ve bulduğum için memnun oldum. Yani şey şarkısını, o Yaşamak İstemem Aranızda şarkısını duymuştum daha önceden ama böyle alıcı kulağıyla ne dinlemiştim, ne klibini görmüştüm. İlk defa bu yorumlarda herkes, ya kim bu Yavuz Çetin, kimmiş bir bakayım diye bakarak buldum. Daha da çok dinleyip araştırmam lazım. Yani benzerlikler olmasını da şöyle yorumluyorum. Tabii bizim yani 80'lerde büyüyen, ki o benden büyük yani, benden 7 yaş büyükmüş o. Ama tabii benim yani müzik zevkimin oluşmasında da benden 8 yaş büyük ablamın çok etkisi olduğu için o yani 80'lerde büyüyen, 90'larda büyüyen, Türkiye'de böyle hafif de rock müzikle ilgili olan kitlenin benzer bazı estetik anlayışları var. Özellikle de şey diyeceğim bunu. Yani daha bir klasik rock, glam rock çizgisinden, metalden gelip de grunge başladığında o grunge'a full geçişi yapmayan nesiliz biz. O grunge'a geçmeyenlerin de bazı temel estetik işte gitar kullanımı falan bakımından benzerlikler oluyor. Sanırım o benzerliği görüyoruz benim yaptığım müziklerle Yavuz Çetin arasında. Ama yani memnun oldum bu hem bulduğum için hem de benzetilmekten onur duyduğum bir müzisyen oldu. Teşekkür ederim hepinize beni de haberdar ettiğiniz için. Şimdi diğer sorulara geçelim aralardan. En çok tartışma tabii yaratan şeylerden biri, videolardan biri bu çalışma saatleriyle ilgili video oldu. O videonun yorumlarında yani böyle tek tek cevaplamak çok zor olacak. Size kısaca şunu tavsiye edebilirim. Yani o videonun altındaki bazı çok iyi düşünülmüş, uzun uzun yazılmış olayın değişik yönlerini benim yani videoda 3-4 dakika içinde kapsayabileceğimden daha detaylı bir tartışma oluştu o videonun yorumlarında. O konuyla ilgili düşüncelerinizi şöyle bir gözden geçirmek isterseniz o yorumlara gitmenizi, bakmanızı, sırayla okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel yorumlar var. Bazıları çalışma saatinin konusunda neden daha dikkatli olmamız gerektiği, neden çok harcamamız gerektiği ile ilgili çok güzel argümanlar öne sürmüş. Bazı arkadaşlar işte benimle aynı fikirde olduklarını dillendirmişler ama ilaveler yapmışlar vesaire. Yani oraya bir bakın. Orada güzel fikirler oluşmuş. Bu yorumlardan biri
benim özellikle dikkatimi çeken, hoşuma giden, hakkında konuşmak istediğim bir noktaya değiniyor. Bu yani ileride daha hakkında uzun videolar çekeceğim de bir konu aslında ama arkadaşımız demiş ki projede kendime ait olan tarafları büyük motivasyonu tamamlayıp diğer taraflardan aynı eforu görmeyince hayal kırıklığına uğradığım oluyor. Ama hani diyor ki bu etrafımızdaki diğer insanların çalışma temposu ve motivelik miktarı, motivasyon miktarı benim motivasyonumu da etkileyebiliyor diyor ki haklı. Fakat bu aslında benim yani zaman içinde çok kilit olduğunu düşündüğüm bir şey haline geldi. O da kişinin kendi kontrolünde olan şeylerle ilgili motivasyon ve çabasının çevre şartlarından, kontrolünüzde olmayan şeylerden bağımsız olarak koruyabilme ve yürütebilme yetisi diyeceğim. Ne demek istiyorum? Eğer biz bir şeyleri yapıyorsak, yapmak istiyorsak, onun için motive olmuşsak ve gideceksek böyle dere tepe düz gidebiliriz ve bizim önümüzde kimse duramaz. Ne yanımızdaki takım arkadaşları önümüzü tıkayabilir, ne patronlarımız önümüzü tıkayabilir. Bu şimdi çok iddialı bir şey oluyor böyle söyleyince ama bunu daha sonra daha detaylı konuşacağım. Ama buna çok ciddi inanıyorum. Artık dünya değişti yani. Bu günümüzde olduğu için bundan 10 yıl önce bunu iddia edemezdik. 20 yıl önce, 50 yıl önce iddia edemezdik. Ama bugün işler değişti. Bugün artık sosyal medyanın, iletişimin, imkanların bu kadar globalize bir şekilde eşitlendiği diyeyim bir noktadayken bir şey yapmak isteyen adamın önünde kimse duramaz. Ben buna çok canı gönülden inanıyorum ve bunu neden böyle inandığımı da daha detaylı daha sonra başka videolarda anlatacağım. Ama herhangi bir durumda benim herhangi bir yalın kod videosunu izlerken bu temaya rastlıyoruz yani alttaki yorumlarda. İşte ben şöyle şöyle yapmalı, böyle böyle yapmalı diyorum herhangi bir konuda. Altta da yorumlar geliyor. Ama hocam haklısınız ama yani ben de öyle yapmak istiyorum ama işte içinde bulunduğum ortamdan bunu yapamıyorum. Bunu anlıyor, saygı duyuyorum, hak da veriyorum. Ama bunun hakkında hep sizin de yapabileceğiniz bir şeyler var. Ya yer değiştirebilirsiniz, ya konuşabilirsiniz, ya çözebilirsiniz. Yani hani benim sevgili Doğukan'la olan sohbetin arkasına Doğukan benim o anlattığım çok önem verdiğim devrim arabaları sahnesini koymuştu ya. Arkadaşlar devrim arabalarında olan olay bugün olamaz. Bugün birileri bir yerde bir grup mühendis, teknik adam bir şeyi çözmeye kalkışsa ve çözse onun önünde ne patronlar durabilir, ne hükümetler durabilir, ne politikacılar durabilir, ne dış mihraklar durabilir. Hiçbir şey duramaz şu anda. Çünkü zaman değişti. Artık başka bir dönemde yaşıyoruz. Artık bir yerde şu anda Balıkesir organize sanayinde iki makine mühendisi, iki elektronik mühendisi, üç yazılım mühendisi beraber elektrikli motor Türkiye'nin Tesla'sını geliştiriyor olabilir. Ve bu adamlar bunu yaparsa bunların önünde kimse duramaz. Kimse bunları engelleyemez. Bu adamlar buna finans da bulur. Bu adamlar buna alıcı da bulur. Müşteri de bulur. Burada bulamazsa başka ülkede bulur. O ülkede bulamazsa bu ülkede bulur. Artık dünya değişti. Artık herkes her şeye her yerden ulaşabildiği için başka bir dönemdeyiz. Bu adamlar baştan şu anda bir social media kampanyası başlatırlar. Hepimizin haberi olur. Herkes takip eder. Çok aylar öncesinden vesaire. Yani dünya gerçekten değişti. Bu dünyada artık istediğimiz şeyleri yapmamak için bahanemizde çok kalmadı. Bu iyi bir şey. Burada bir hikayelendirme problemiyle artık karşı karşıyayız. Teknik değil problemimiz. Bununla ilgili daha detaylı anlatacağım. Ama bu önemli bir konu. Etrafınızın, çevrenizin, yanınızdaki adamların, üstünüzdeki adamların sizin önünüzü tıkadığını hissettiğinizde yapabileceğiniz şeyler var. Bunun hiçbir zaman sizi durdurmasına izin vermemeniz lazım. Evet. Güya bu soru cevap videosu olacaktı. Gaza geldim ve çok konuştum bir soru hakkında ama birkaç tane daha bari atayım araya soru cevap. Bir arkadaş bu kolumdakinin ne olduğunu sormuş. Onu cevaplayayım. Bu Move diye, M-O-O-V diye yazılan bir cihaz, bir aktivite takipçisi. Ne kadar uyuduğumuzu, ne kadar aktif olduğumuzu falan gün içinde ölçüyor. Bunun bir artı numarası daha var. Bu koşarken veya bisiklete binerken de ayak bileğinize takabiliyorsunuz ve bir telefonda bir app'e bağlanıp o app size o anda canlı
geri beslemede bulunuyor. Yani mesela işte ben bileğime takıp bisiklet sürmeye çıktığım zaman kulağımda telefona bağlı kulaklıktan diyor ki evet şu anda iyi gidiyorsun. İşte gittiğin hıza göre ama cadence'ın yani pedal çevirme hızın düşük kalıyor. Bu dizlerini zorlayabilir. Onun yerine işte vites düşür, daha hızlı pedal çevir, daha iyi kardiyo yaparsın. Hem de dizine daha az yük biner falan diye size böyle bir koç gibi şeyler veriyor. Bu alet, o alet. Saat değil yani. Saat gibi gözükmüyor demiş arkadaş. Doğru, saat değil. Move, M-O-O-V. Daha çok var burada cevaplanması gereken ama bu video fazla uzuyor. Ben yine bir ilk fırsatta yapacağım, söz.